Merhaba arkadaşlar, ben Leman Yıldırım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tadı damağımızda kalacak olan elmalı kurabiye yapacağız. Öncelikle belirteyim ki benim vermiş olduğum tariflere tamamen uyarsanız sonuç mükemmel oluyor. Hamuru ağızda dağılan elmalı kurabiyemizin yapımına geçelim. Elmaların büyüklüğüne göre 4-5 adet elmamızı soyalım. Soymuş olduğumuz elmaları rendenin büyük kısmıyla direkt olarak tavamıza rendeleyelim. Bu şekilde fazla bulaşık kirletmemiş oluruz. Tavamızı ocağa alıp yüksek ateşte pişirmeye başlayalım ve sürekli karıştıralım. Yüksek ateşte pişirmemizin sebebi elmalarımız kaynamadan kavurma işlemi yapabilmektir. Suyunu biraz çektikten sonra bir çay bardağı şeker ilave edelim ve tekrar karıştırmaya devam edelim. Aksi takdirde ocağımız yüksek ateşte olduğu için altı yanabilir. Bir buçuk çay kaşığı tarçın ekleyip suyunu tam olarak kaybedinceye kadar pişirelim. Suyunu tamamen çekmiş olan iç harcımızı başka bir tabağa aktaralım. Hamurumuzu hazırlayana kadar hazırladığımız iç malzememiz soğumuş olsun. Hamurumuz için kullanacağımız bütün malzemeler oda sıcaklığında beklemiş olmalıdır. 250 gram tereyağı veya margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 5 yemek kaşığı yoğurdu ve 1 adet yumurtayı iyice karıştıralım. Üzerine un ilave edelim ve 1 çay kaşığı karbonatı da ekleyip yumuşacık ama ele yapışmayacak bir hamur yapalım. Ben yaklaşık 3,5 su bardağı un kullandım. Siz de ununuzu kullandığınız malzemelerin sıvılık kıvamına göre ayarlayabilirsiniz. Daha önce de söylediğim gibi çok yumuşak ve ele yapışmayan kıvamda olmalı. Hamuru yaklaşık 5 dakika yoğurdum. Küçük bir ayrıntı. Hamur homojen olmuyor. Çünkü içerisinde karbonat var. Hamurun kıvamını tutturamadığınızı düşünmeyin lütfen. Soğumuş olan içimize bir çay bardağı rondodan geçirmiş olduğumuz cevizi de ekleyip şekil vermeye başlayalım. Büyük bir hamuru alıp beze yapalım. Oklava veya merdane yardımıyla açalım. Kare şeklinde keselim. Ben biraz büyük yaptım. Siz olmasını istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Kenar kısmına iç harcımızı
uzunca yerleştirelim. Bıçak yardımıyla kenarları birleşik kalacak şekilde keselim. Genişliğini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben yaklaşık 1 santimetre olarak kestim. Daha sonra rulo şeklinde saralım. C harfi gibi şekil verelim. Bütün hamurumuz bitene kadar devam edelim. Ben hem harcı ilave edip kestim, hem de önce kesip sonra harcı ekledim. İki şeklini de denedim. İkisi de aynı kolaylıkta. Fırın kağıdı yerleştirdiğimiz tepsimize dizelim. Çok kabarmadığı için sık dizebiliriz. Benim fırın tepsilerim normalden büyük olduğu için bir tanesine sığdı. Yaklaşık 180 derecelik fırında altı ve üzeri pembe oluncaya kadar pişirelim. Ortalama 30 dakika gibi. Fırından çıkan elmalı kurabiyeleri soğutalım. Soğumuş olan elmalı kurabiyelerin üzerine küçük bir süzgeç yardımıyla pudra şekeri serpip servis tabağına alalım. Eğer dikkat ettiyseniz bu kadar kurabiye için 1 çay bardağı şeker harcına yarım çay bardağı şeker üzerine kullandım. Bu şekilde hem çok hafif hem de çok lezzetli bir kurabiye yapmış olduk. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videomu ve tariflerimi beğendiyseniz abone olup beğen tuşuna basmayı, denediğiniz tariflerin bilgisini yorum kısmından benimle paylaşmayı unutmayalım. Thank you.